Merhaba arkadaşlar, herkese hoş geldiniz tekrar webinarımıza. Turkish Biz Network kanallarımıza aşağıdaki linklerimizden üye olabilirsiniz. Başlamadan önce webinar akışı konusunda birazcık bilgilendirmek istiyorum. Sunum esnasında tüm katılımcılar sessize alındı. Sunum kalitesinde engellenmemesi için videolarınızı kapalı tutmanızı rica ediyoruz. Webinar sırasında sunumla ilgili bir sorunuz olduğunda lütfen chat üzerinden everyone opsiyonunu seçerek bize iletebilirsiniz. Sunumumuz sonrasında soru cevap kısmında sorularınız Feriha Hanım tarafından zamanımız elverdiği ölçüde cevaplanacak. Kişiye özel, detaylı durumları, soruları cevaplandıramayabiliriz. Şimdiden belirtmek istiyoruz. Çünkü zaman kısıtımız var ve herkesin sorulardan yararlanabilmesini istiyoruz. Soru ve yanıtlar sonrasında da çok kısa bir çok kısa bir geri bildirim isteğimiz olacak. Bir sonraki webinarlarımızın içeriğini belirlemek ve hangi detaylarda konularda seminer yapacağımıza karar vermek için bu geri bildirim bizim için çok önemli. Lütfen orada da iki dakikanızı rica edeceğiz. Bu arada sunumumuz kaydediliyor. TBN kanallarımızdan linkini paylaşacağız. Geri bildirim devamında ise üçüncü webinarımızın konusu. Ve kim tarafından verileceğini anons edeceğiz. Lütfen kanalımızdan ayrılmayın. Biraz TBN kimdir, nedir, neyi amaçlar ondan bahsetmek istiyorum kısaca başlamadan önce. 2020'nin başında bir araya gelerek kurduğumuz Turkish Biz Network ile Avustralya sınırları içerisinde yaşayan toplum üyelerimiz içerisinde ki profesyoneller, akademisyenler, iş insanları, girişimciler ve öğrencileri bir araya getiren profesyonel bir iş ağı oluşturabilmeyi amaçladık. Kurucu üyelerimizi kısaca tanıtmak isterim sizlere. Nur Oyman, Taha Çelik, Melek Cerit, Onan Güröz, Merzu Kabahtıgür, Memduh Güney, Ben Serda Yılmaz, Aytoz Sayın, Dilan Seçkiner ve Sinan Ketencioğlu. Ana amacımızı gerçekleştirmek için bir dizi projelere adım atmak üzereyken COVID-19 pandemisi sebebiyle proje önceliklerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Avustralya'da öğrenci olarak bulunan arkadaşlarımıza acil destek olabilmek amacıyla birlikte başaracağız kampanyasını başlattık. Tamamı gönüllülük esasında 22.200 dolar bağış topladık. Farklı iş kolları oluşturarak ihtiyacı olanlara iş ve kalacak yer sağlamaya çalıştık. Toplanan bağışın tamamını da öğrenci arkadaşlarımıza, ihtiyacı olan öğrenci arkadaşlarımıza yine kendi geliştirdiğimiz kriterlerimize göre dağıttık. Buna ilk olarak TBN Facebook ve LinkedIn gruplarımız içindeki üyelerimizi kapsayacak şekilde yetenek havuzu projemizi hayata geçirdik. Geçici işlerde çalışmak isteyen genç arkadaşlarımızın varlığını iş gücüne ihtiyacı olan üyelerimize üyelerimize duyurmayı hedefleyen bir form oluşturduk. Bu formu Facebook ve LinkedIn sayfalarımızdan hala kayıt olabilirsiniz. Sonra da asıl amacımız doğrultusunda planladığımız projelere başlama vaktidir diyerek 3 hafta önce başlattığımız webinar serimizin ilkinde sevgili Mert Berberoğlu yeni gelen arkadaşlara yol gösterme hedefiyle mentorluk tecrübelerinden edindiği bilgileri Six Steps to Starting a Successful Career in Australia sunumuyla bizlerle paylaştı. İlkinde gördüğümüz yoğun ilginin de olumlu verdiği olumlu güçle biz de ara vermeden seminerlerimize devam ediyoruz. Bu akşam da Avustralya'ya geçici vizeyle gelmiş genç arkadaşlarımıza fikir verme amacıyla eğitim sonrası çalışma ve geçmenlik vizeleri sunumumuzda hepinizi aramıza gelmekten gerçekten çok mutluyuz. Sunucumuz Feriha Güney, lisanslı göçmenlik ve eğitim danışmanı olarak kazandığı çeyrek asırlık tecrübesiyle hazırladığı önerileri sizlerle paylaşmayı ve olası sorularınıza açıklık getirmeye amaçlamaktadır. Feriha Hanım halen kendi kurmuş olduğu Avustralya Göç Ajansı ve International Education Agency Australia organizasyonunda yönetmen ve danışman olarak toplumumuza yardımcı olmaya devam etmektedir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamını bizlere ayırıp değerli bilgileri, değerli bilgilerini bizlerle paylaştığı için. Tekrar hoş geldiniz diyerek sözü Fela Hanım'a bırakıyorum. Söz sizde Fela Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler öncelikle. Ee, ben e, ve bu vesileyle e, Turkish Biz Network'a öncelikle teşekkür etmek istiyorum. E, çok güzel işler yapıyorsunuz ve bizleri beni e, arkadaşlarla, gençlerle buluşturduğunuz için de e, sizlere teşekkür etmek istiyorum. E, Gerçekten çok güzel işler paylaşıyorsunuz. Öncelikle bir uyarım var başlamadan önce. Paylaşıldığım buradaki tüm bilgiler genel bilgilerdir. Profesyonel tavsiye yerine geçmesi amaçlanmamıştır. Bu sunuma göre herhangi bir şekilde başvuru yaptığınız takdirde bunun sonuçlarından sadece kendiniz sorumlusunuz. Göreceğiniz gibi son derece karmaşık bir sistem. Bu doğrultuda da çok genel bilgiler verebileceğimiz, hiç değilse genel çerçevesini Avustralya'da göçmenlik ve çalışma vizelerinin sizlerle paylaşmış olacağım. Dilerseniz öncelikle kendimizden söz edeyim. Kısaca, International Education Agency Australia, IEA ve Avustralya Göç Ajansı olarak uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. Ben Feriha Güney, Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi kamu yönetimi mezunuyum. Avustralya'ya geleli 30 yıl oluyor. Avustralya'da da UTS'de e, bankacılık alanında postgraduate diploma, ayrıca ANU'da Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde e, migration e, law konusunda göç hukuku konusunda yine postgraduate sertifika var. Avustralya'ya geldiğimden bu yana profesyonel olarak e, araştırma asistanlığı Sydney Üniversitesi'nde. Bir bankada müdür yardımcılığı, SBS Radyo Televizyon Kurumu'nda program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptım. Ve yaklaşık son 20 yıla yakın bir süredir de eğitim ve daha sonrasında da göçmen ajansı olarak hizmet vermeye devam ediyorum. Kızımız Ceren Güney 10 aylık geldi Avustralya'ya. Sydney Üniversitesi'nde e, hukuk ve ekonomi e, double degree e, iki alanda lisansı var. E, beş yıl kadar Avustralya'da büyük hukuk firmalarında çalıştıktan sonra İstanbul'da e, kurumumuzun temsilcisi olarak devam ediyor, İstanbul'da yaşamına devam ediyor ve halen e, Nimsat Bal's'in e, barosuna kayıtlı avukat olarak da e, hizmetlerini sürdürüyor. Ofis detaylarımızı görüyorsunuz. Bize tüm bu numaralardan, sayfalardan ulaşabilirsiniz diyorum öncelikle. Avustralya International Education Agency Avustralya ve Avustralya Göç şansı olarak öğrenciler için eğitim ve göçmenlik planları çerçevesinde strateji ve yol haritasının belirlenmesi, eğitim kurumu, bölüm seçimi ve eğitim kurumuna başvurunun yapılması, öğrenci vizesi başvuruları Avustralya'ya geldikten sonra eğitim ve yaşam konusunda destek sağlıyoruz. Çalışma ve göçmenlikle ilgilenenler için ise vasıflı göçmenlik ve çalışma vizeleri, aile vizeleri, bunun içinde nişanlılık, partner, çocuk veya ebeveyn vizeleri dahil, iş ve yatırım vizeleri, kısaca mülteci vizelerinin dışındaki, sığınmacı vizesinin dışındaki tüm vizelerde de yardımcı oluyoruz. Bu seminer öncelikle eğitim için Avustralya'da bulunan mezuniyet sonrası Avustralya'da kendi alanında çalışmak isteyen ya da göçmenlik ya da oturum hakkı diyelim buna vizelerine geçişi planlayanlarla genel çerçevede de Avustralya'da çalışma ve göçmenlik vizeleriyle ilgilenenler için bu seminerin faydalı olacağını düşünüyorum. Avustralya'da e, göçmenlik e, çalışma vizelerine e, geçişe geçişle ilgili detaylı bilgi vermeden önce genel çerçevede Avustralya'da çalışma ve göç vizeleriyle ilgili bir genel bilgi vermek istiyorum. Genel çerçeveyi kurmak istiyorum öncelikle. İki temel alanda ilerliyor Avustralya'da çalışma ve göçmenlik vizeleri. Biri puanlama sistemine göre diğeri işveren veya aile desteğiyle e, e, puanlama sisteminle ilgili olarak iki temel kalıcı vize var karşımızda 189 bağımsız vize ve 190 sayılı eyalet desteğiyle hareket edebileceğiniz göçmenlik vizesi e, puanlama sistemine dayalı olan göçmenlik vizeleri iki aşamalı öncesinde expression of interest dediğimiz bu vize aşaması değil. Niyetinizi belirttiğiniz, puanlarınızın, yaşınız, İngilizce düzeyiniz, eğitim düzeyinize göre hesaplanıp devlete bilgi veren, niyetinizi açıkladığınız bölüm diyelim. Federal hükümet her ay bir kez bu sisteme girerek en yüksek puanlılardan başlamak üzere her meslek alanında belirlenen kotalara da göre davetiye göndermekte. Size davetiye geldikten sonra ise o zaman ancak vize başvurusunda bulunabiliyorsunuz. İki aşamalı dedik buna. 189'dan gelin size genel bir bilgi vereyim. Öncelikle 189 sayılı bağımsız vasıflı vize diyebileceğimiz Skill Independent Vizadan söz etmek istiyorum. Bir kere her şeyden önce bütün bu vasıflı ıı, göçmenlik vizelerinde Mesleğinizin o alanla ilgili listede olması gerekiyor. Birinci koşul bu. Ve tabii sizin kualifikasyonlarınızın, eğitiminizin, iş geçmişinizin de listedeki bu meslekle eşdeğerde olması, onun gerekliliklerini sağlıyor olmanız lazım. 189 sayılı bu vizeye girebilmek için minimum 65 puanınızın olması gerekiyor. Minimum da IELTS'ten 6 almanız lazım her alanda davetiye almış olmanız lazım vizeye başvurabilmek için. Davet edildiğiniz tarihte 45 yaşın altında olmalısınız. Davetten sonra 45'in üzerine çıkabilirsiniz. Ve meslek onayı almış olmanız lazım. Buradaki trik nedir? Yani önemli nokta nedir? Minimum 65 puan dedik ama 189 için davetiyeler genel olarak 85'in altına geçtiğimiz yıl boyunca hiç düşmedi diyebilirim. Hemen hemen her meslek alanında. 190 sayılı Skill Nominated Eyalet Desteği'ndeki vizede ise mesleğinizin iki listede birden olması lazım. Şöyle ki federal hükümet hem 189 için bir liste çıkartıyor hem 190 için yani eyaletlerin desteğinde başvurabileceğiniz meslekler listesini yayınlıyor. Fakat her eyalet bu listeyi uygulamak zorunda değil. Bunun ardından eyaletler kendi özel durumlarına ekonomik çıkarlarına göre kendi listelerini bu listeye dayanarak belirliyorlar. Dolayısıyla tek bir listeye değil. Bu durumda tüm listelere de bakmanız lazım. Aslında expression of Interest aşamasında başvuru yaptığınız zaman eyalet desteği istiyor musunuz diye de soru var. Şimdi buraya eğer siz evet derseniz seçenekler çıkıyor, tüm eyaletler veya, Hangi eyaletleri istiyorsanız, eyaleti istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Burada ama dikkat edilmesi gereken nokta, bütün eyaletler dediğiniz zaman muhtemelen hiç davetiye almayacaksınız. Çünkü yasal olarak böyle bir hakkınız var aslında. Ama eyaletler özellikle onları seçtiyseniz eğer size davetiye gönderme eğilimindeler, tabii bir de her eyaletin kendini, has özellikleri var. Mesela e, hemen bir e, iki örneği sizinle paylaşayım. Mesela saat Tans Eyaleti 190 sayılı vize için minimum bu eyalette yaşama gerekliliğini getirmiyor. E, ama e, süresi yani belli bir süre burada yaşayabilirsiniz. Bu bir günde olabilir, beş günde olabilir. Onun karşılığında Victoria eyaletinde mesela başvurmadan önce 6 ay o eyalette yaşamış olmanız isteniyor. Dolayısıyla sadece federal hükümetin getirdiği kurallar değil, seçtiğiniz eyaletin de neler istediğine dikkat etmek gerekiyor. Minimum 65 puanla giriyorsunuz. Şimdi 189 sayılı vizede kimlere davetiye, kaç puanlara davetiye gittiğini görmekle birlikte 190 için ...hemen bu bilgiye ulaşamıyoruz. Bu bilgiye ancak Freedom of Information yani bilgi alma özgürlüğü temelinde... ...o eyaletlere özel e, talepte bulunarak o eyaletlerin kaç puanlılara davetiye göndermiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla araştırmanızı yaparken hangi eyalet ne istiyor, sizin koşullarınız buna uygun mu... ...bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni IELTS'ten altı almanız lazım en az fakat eyaletlerin de talepleri olabiliyor. Her meslek grubuna mesela bazı meslek grupları için IELTS'ten 7 almanız gerekiyor. 6 yeterli değil. İş deneyimi normalde 190 için şart değil, size ek puan getirebilir. Fakat eyaletlerin burada taleplerine de bakmanız gerekiyor. Mesela Queensland eyaleti ya Avustralya çapında 6 aylık bir iş deneyimi veya Queensland eyaletinde en az 6 aylık iş deneyimi talep ediyor. Dolayısıyla hangi eyaletin ne istediğine dikkat etmek gerekiyor. Yine bu vizeye başvurabilmek için davetiye almış olmanız lazım. Davet edildiğiniz tarihte 45 yaşın altında olmalısınız ve tabii ki meslek onayını almış olmanız gerekiyor. Bir de geçici vizeler var. E, permanent vizeye geçmeden önce, kalıcı oturum vizesine geçmeden önce size o yolu açabilecek. Puanlama sistemi içindeki iki vize var e, burada söz edebileceğim. Biri 491 sayılı aile desteğindeki ailenin onayını alarak, e, desteğini alarak gidebileceğiniz yol. Diğeri eyaletin desteğiyle alabileceğiniz yol. Peki bunlardan sonra geçiş mümkün mü? Bu iki geçici vizeyle. Temporary demiyorum aslında. Bunun tam karşılığı yok. Provisional yani size aracı oluyor kalıcı vizeye geçmeniz için. Her iki vizeden de daha sonra koşullarını sizinle paylaşacağım. 2022'de sanırım yürürlüğe girecek olan 191 sayılı permanent vizeye her iki vizeden geçiş mümkün. Nasıl sorusuna daha sonra yanıt vereceğim. Şimdi 491 sayılı ee, vasıflı, skilled work regional, uh, provisional uh, vize, yani vasıflı kırsal kesim, e, eyalet destekli e, vize de süresi bunun 5 yıl. Posta kodlarıyla belirlenmiş kırsal kesimler için başvuruyorsunuz. Yine biraz önce belirttiğim gibi hem Federal hükümetin listesine bakmanız lazım, hem de seçtiğiniz eyaletin listesinde olup olmadığınıza bakmanız gerekiyor. Minimum 65 puan gerekli. Ancak eyaletlerin taleplerine de dikkat etmeniz lazım. Biraz önce belirttiğim gibi. İş deneyimi genelde istenmemekle birlikte federal hükümetin taleplerinde, gerekliliklerinde eyaletlerin talepleri söz konusu. Ve davetiye almış olmalısınız elbette, bir eyaletin desteğini almış olmalısınız. Ve davet edildiğiniz tarihte 45 yaşın altında olmalısınız. Meslek onayını almış olmanız gerekiyor. Benzer şekilde aile desteğiyle olanda da aslında hemen hemen aynı şeyler geçerli. Ama tüm bu taleplere ek olarak da sizi kim davet edebilir? Yakın akraba olması gerekiyor birinci dereceden. Anne, baba, çocuk... Üvey çocuk, evlatlık kardeşler, üvey kardeşler, birinci derecede yeğenler, anneanne, babaanne, dedeler, birinci derecede kuzenler size sponsor olabilirler. 18 yaşın üzerinde olacaklar ve posta koduyla belirlenmiş kırsal kesimlerde yaşıyor olmuş olacaklar. Yaşamaları gerekiyor bu kişilerin. 491 sayılı vizeden provisional geçici vizeden eğer 5 yıllık demiştik bu vize en az 3 yıl posta koduyla belirlenmiş kırsal kesimde yaşadıysanız kırsal kesimlerde bu aslında bir yer için gitmiş olabilirsiniz ama başka bir kırsal kesime geçmiş olabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. En az 3 yıl yaşadıysanız bu, bu 3 yıl boyunca kazancınız minimum yıllık kazancı olan belirlenmiş olan 53.900 dolara yıllık kazancınız ulaşmışsa bu aslında iki ayrı işten de olabilir. Tek bir tane tam zamanlı işten de olabilir. Vize koşullarına da uyduysanız 16 Kasım 2022'den sonra yürürlüğe girecek olan 191 sayılı kalıcı vizeye geçebilirsiniz. Yani aslında 491 sayılı vizenin süresi 5 yıl ama siz 3 yıl sonra kalıcı vizeye geçebilirsiniz. Bir de baştan belirtmiştik, puanlama sistemiyle hareket eden vizeler, bir de işveren desteğiyle hareket eden vizeler var. Bu işveren desteğiyle hareket eden vizeler de kalıcı olanlarda, öncelikle kalıcı olana geçelim, kalıcı olanlarda 186 ve 187 sayılı iki vize var. 186 sayılı vizeye iki şekilde geçebiliyoruz. Birincisi, bir kere her şeyden önce şunu hemen belirtmek isterim. Bütün bu vasıflı vizelerde, tekrarlamak istiyorum, mesleğinizin hep aranılan meslekler listesinde olması gerekiyor, o alanla ilgili olarak. 186 sayılı işveren destekli vizede iki şekilde üç aslında kategoride hareket edebiliyorsunuz. Biri daha öncesinde işveren desteğindeki geçici vizeleriniz varsa elinizde. Mesela 457 artık kalktı ama halen 457 içinde olanların hakları hala onlar haklarını koruyabiliyorlar. 482 sayılı yine işveren desteğindeki geçici vize veya bu vizeler bitmişse bunların ardından gelebilecek olan köprü vizeler A, B, C bunlarda olabilirsiniz. O iş yeri için bu vizelerdeyken eğer 3 yıl çalıştıysanız veya 457 Nisan 2017'den önce ise eğer bu 2 yıl çalışmış olmak yeterli, 3 yıl çalıştıysanız normalde hali hazırdaki koşullarda ve Avustralya'daki işveren tarafından aday gösterildiyseniz 45 yaşın maksimum 45 yaşında olabilirsiniz. Yine eğer 18 Nisan 2017'den önce 457 sayılı vizeniz onaylandıysa 50 yaşa kadar çıkabiliyor. Yani bazı istisnai durumlar olabilir. Genel bilgi verdiğimi hemen hatırlatayım. Ve IELTS'den de minimum altınız varsa 482 o vizeden yine aynı işverenin desteğiyle bu kez kalıcı vizeye geçebiliyorsunuz. İşveren destekli bu kalıcı vizede bir de doğrudan giriş yöntemi var. Buna göre yine aradığınız ve mesleğiniz aranılan meslekler listesinde olacak. minimum ilgili alanda mezuniyet sonrası 3 yıl iş deneyimi olmanız gerekiyor. meslek denkliği almanız lazım. Ancak bazı istisnalar var. bu istisnalar çok az. O istisnaların dışında mutlaka meslek denkliğini almış olmanız lazım. Maksimum 45 yaşında olabilirsiniz. Bazı istisnalar mevcut. Ayrstan 6 olmanız lazım, 6 almanız lazım. İşveren tarafından aday gösterilmiş olmanız ve o, bunun onaylanmış olması lazım. Bu vize türü aslında iki basamak. Biri e, pozisyon için onay aldığınız aşama, ikinci aşamada vize, baş, ikinci basamakta vize başvurusunun yapıldığı aşama. Bir 187 sayılı vize var. Artık kalkmak üzere olan vize diyebilirim. Hatta buna doğrudan giriş 187'ye bu kaldırıldı. 186 yazıyor e, şurada ama bu 187 olacak. Yanlışlık için özür diliyorum. E, artık iptal edildi. Bu vize yok. 187 aslında 186'nın kırsal kesimde işverenli olan bölümü. Eğer kırsal kesimdeki bir işveren sizi daha önceden 457 veya 482 ile sponsor olduysa o hakkınız hala elinizde. Daha sonra 3 yıl e, o şirket için çalıştıktan sonra eğer Nisan 2017'den önce 457'sinize aldıysanız 2 yıl sonra 187 sayılı kırsal kesimden bu işveren desteğini vizeye başvurmanız mümkün. Bir de e, işveren desteğinde geçici vizeler var. Bu geçici vizelerde de e, biri aslında metropollerde, büyük merkezlerde olan 482. Bunun daha önceki e, sayısı 457 idi. Hala bu vizeyi elinde tutanlar olabilir. Diğeri ise 494 sayılı kırsal kesimdekilerin iş, işverenlerin desteğinde adım atabileceğiniz vize türü. 482'de 3 tane yol var, 3 akım var. Biri mesleğiniz kısa dönemli aranan meslekler listesinde olabilir. Mesleğiniz uzun veya orta dönemli aranan meslekler listesinde olabilir. Bu ML, TSS, L. Üçüncüsü de Labor Agreement. Bu da işverenlerin devletle yapacağı özel anlaşmalar çerçevesinde e, onların çeşitli e, hem yaş, İngilizce düzeyi, meslek alanı olabilir, pazarlığa oturup bunun sonucunda e, kabul ettirdikleri bir vize türü. Buna bu konuşmamızda fazla değinmeyeceğimi e, hemen belirtmek isterim. 482 sayılı bu e, en ravaçtaki vize türü e, aynı zamanda e, fakat kısa dönemli de şöyle bir sıkıntı var. Eğer mesleğiniz kısa dönemde aranılan meslekler listesinde ise işveren size yalnızca 2 yıl sponsor olabiliyor. 2 yıl sonra bir 2 yıl daha bazı koşullarda uzatabiliyor. Fakat bu vizeden daha önce başta belirttiğim 186 sayılı sürekli oturum vizesine geçmek mümkün değil. Ama arada eğer Listeler değişebilir, başka koşulları sağlayabilirsiniz, farklı şekilde oturum vizesine geçebilirsiniz. Bunlar olabilir. Fakat bu özellikle bu vizenin, bu akımının yani kısa dönemli olanın size Avustralya'da 2 ile 4 arasında bir çalışma süresi verebileceğini belirtmek isterim. Koşulları, yaş koşulu yok. Herhangi bir yaşta olabilirsiniz Kısa dönemde aranan meslekler listesinde olmanız, olmanız lazım. IELTS'den 5 almanız gerekiyor veya PTE Akademik ya da diğer İngilizce yine e, sınavları da geçerli. PTE Akademik var, e, IBT e, var, Cambridge sınav sonuçları var. Yani hemen hemen bu düzeyde olması lazım. Minimum 4,5 olabilir herhangi bir banktan. E, ve 3 yıl geçerli bu İngilizce sınav sonuçları. İşveren sponsorluğu lazım. Önce işveren sponsorluğu pozisyonun onay alması ve vize başvurusu olmak üzere üç basamak, üç aşamalıdır bu vize türü. Pozisyonla yakından ilgili alanda minimum iki yıl iş tecrübeniz olması lazım. Şimdi bunda mezuniyet sonrası zorunluluğu yok. Yani öğrencilik sırasında eğer çalıştıysanız bunu kabul etmeniz mümkün. Meslek onayı aslında bu vize için zorunlu değil. Fakat yaklaşık iki yıl önce yapılan bir değişiklikle şöyle bir şey getirdiler. Başvurunuzu değerlendiren görevli eğer gerekli görürse meslek onayı talep edebilecek. Bu durumda da bu soruya hazırlıklı olmak, baştan meslek onayını almak önemlidir diye düşünüyorum. Ama vaktiniz olmayabilir, hemen vizeye başvurmanız gerekebilir. Çünkü meslek onayı almak da 6 ile 8 hafta arasında sürüyor. Bir de tabii ki onun hazırlık aşamaları var. Hani 3 aşağı 5 yukarı eminseniz bir meslek onayı almadan başlayabilirsiniz, başlatabilirsiniz başvurunuzu. E, fakat yine de dikkatli olmak da e, gerekiyor e, demek isterim. Kısa dönemli vizeden 186 sayılı e, işveren destekli kalıcı vizeye geçmek mümkün değil diye bir kez daha belirtmek istiyorum. Evet en çok hoşumuza giden vize türü de bu. Yine 482 sayılı bu kez eğer aranılan meslekler listesinde uzun ve orta dönemli aranılan mesleklerde ise bu size daha sonrasında yine işveren desteğiyle yolunuzu kalıcı göçmenliğe doğru açabilecek bir vize. 4 yıl kadar bunun süresi 4 yıl. Yaş koşulu yine yok. Yaş koşulu bunda yok ama sonra 186'ya geçerken yaş koşulu var. Dolayısıyla stratejinizi belirlerken sadece bu vizeye başvururken ki yaşınız değil, 3 yıl sonra da kaç yaşında olacağınıza bakmanız lazım. Eğer 45'i geçecekseniz 3 yıl sonra belki başka alternatifleri değerlendirmenizde fayda var. IELTS'den 5, Minimum 5 olacak her alanda almanız gerekiyor. 3 yıl geçerli e, sınav sonuçları e, ve e, başta da belirttiğim gibi işverenin sponsorluğunun onaylanması lazım, pozisyonun onaylanması lazım, bize başvurusunun olması lazım. Yani şunu söylüyor, bu iş yerine uygun bir pozisyon olması lazım. O uygun pozisyona sizin kvalifikasyonlarınızın, iş deneyimlerinizin de ona uygun olması gerekiyor bu vize türü için biraz önce aslında iş deneyimine bir kez daha dönmek istiyorum 482'de hatta evet bir geriye bir kez daha gideyim şimdi pozisyonla ilgili iş deneyiminizin olması gerekiyor fakat bu iş deneyimi illa Mezuniyet sonrası olması gerekmiyor bu vize türü için. Çalıştığınız süre için e, mesela okula giderken haftada 20 saat çalışmış olabilirsiniz. Bunu iş deneyimi olarak saydırabilirsiniz, kabul edebilirsiniz. Küçük bir nokta var sadece burada. Yasa aslında bunun part time mı, full time mı olduğunu, tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı olması gerektiği konusunda bir açıklama getirmiyor. Ama ee, başvuruları değerlendirenler için e, kılavuz niteliğinde olan Policy Advisory Manual, kısaca PEM dediğimiz belgeler e, değerlendiren görevli buna göre değerlendirir başvurusunu. Orada e, part, e, haftada 20 saatin full time kabul edilemeyeceği, tam zamanlı kabul edilemeyeceği belirtiliyor. Fakat bu yasada yok. Ha ne olabilir? Risk şöyle doğar. O kişi değerlendireceği için PEM'e göre değerlendireceği için e, bizeniz red olabilir fakat eğer itiraz mahkemesine giderseniz itiraz mahkemesi PEM'e göre değerlendirmez başvuruyu. İtiraz mahkemesi yasaya göre değerlendirir sonucu. Dolayısıyla bir yerden eğer kaybetseniz bile öbür taraftan tabii ki bunu e, karşılamanız mümkün. Elbette yokuş yukarı böyle de gitmek gerekmiyor. Eğer zamanınız varsa mezuniyet orası sonrası 485 sayılı biraz sonra vazgeçeceğim, bahsedeceğim bize geçmeniz mümkünse zaten süreyi toparlayabilirsiniz. Veya haftada 20 saat çalıştıysanız okulun bitimine kadar, 2 yıl çalıştıysanız bunu 1 yıl olarak varsayıp onun üzerine hareket edilebilir. Ama dediğim gibi yasayla pemde burada bir küçük çelişki var. E, ...yasaların önünde tabii ki yasa geçerli. Migration Regulations geçerli. E, ama yine de bunu da akılda tutmakta fayda var diyorum. 482 sayılı vizede e, aynı işveren için 3 yıl çalıştıysanız... ...veya halen 457 sayılı vizesi olanlar olabilir bu vizenin önceki vize... E, ...2017'den önce onaylandıysa bu vizeniz 2 yıl çalıştıktan sonra size 482 için sponsor olan işveren tarafından aday gösterilerek 186 sayılı kalıcı vizeye geçmeniz mümkün. Tabii ki bu raya, bu yaşta, bu vizeye başvurduğunuzda 45 yaşın altında olmanız gerekiyor. İstisnalar bulunmakta ama bu istisnalar çoğunlukla akademisyenler, üst düzey akademisyenler, ve e, e, bilim adamları için e, bazı e, istisnalar var. Onun dışında ama 45 yaşında olmanız gerekiyor. E, ve minimum e, her alanda e, her banttan 6 almanız gerekiyor IELTS'ten. Veya yine eş değerde diğer PTE akademik olabilir. Diğer İngilizce sınavlarından da kabul edilen e, ona yakın onun denkliğinde e, vizeye başvurmanız mümkün. Tabii ki şimdi 482 sayılı vizede özellikle bu orta ve uzun vadeli meslekler listesi olduğu için bu aslında süreci 186'ya beklemeden de e, diğer e, mesela 189'a, 190'a başvurarak da devam edebilirsiniz. İlla 186'yı beklemenize gerek yok. Puanlarınız tabii ki bu süre içinde artacak. E, bir taraftan da e, plan B olarak belki 189 ya da 190'a da başvurabilirsiniz bu arada. Yani kaç tane vizeye başvurduğunuz aslında önemli değil. Birden çok vizeye başvurabilirsiniz aynı anda. Başta da belirttiğim gibi aslında bu 482'nin içinde bir de labor agreement olan var. Hani işverenin devletle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde mesleğin, dilin, yaşın, her şeyin belirlendi. Ancak bunu bizim konumuzun dışında olduğunu düşünüyorum. O yüzden değinmiyorum. 40482'nin e, kırsal kesim e, tarzı olanına da 494 sayısı. Bu kez işverenin posta koduyla belirlenmiş kırsal kesimlerde olması gerekiyor. Süresi yine 5 yıla kadar. 45 yaşın hmm. altında olmanız gerekiyor. Bazı istisnalar var e, bu konuda. Ama dediğim gibi aslında bundan sonraki süreç de önemli olduğu için e, yaşı hesaplarken sadece bu vizeye başvururken değil, bundan sonra 3 yıl sonra da yaşınızın kaç olacağı da önemli. Minimum IELTS'ten ya da benzeri e, IELTS'ten 6 diğer e, İngilizce sınavlarından da ona eşlerde puan almış olmanız lazım. Pozisyon için gereken beceri, eğitim düzeyi ve iş deneyimine sahip olmalısınız. Ve pozisyonla yakından ilgili alanda minimum 3 yıl iş tecrübesinin olması lazım. Şimdi burada da iş deneyimi konusunda bir fark var. 482'de hatırlarsanız ne demiştik? Eğitiminin sırasında çalışmış olabilirsiniz ve bu iş deneyimi olarak bunu ele alabilirsiniz. Ve 482'ye başvururken fakat 494'te onun kırsal kesim versiyonunda bu işinizin, iş deneyiminizin mezuniyet sonrası olması gerekiyor. Tam zamanlı olması lazım. Ve meslek onayı gerekiyor. 494 sayılı de aslında 3 yıllık iş tecrübesi istemelerinin nedeni şu. Onun ardından biraz önce bahsettiğimiz gibi 3 yılın sonunda Yıllık kazancınız 3 yıl boyunca her yıl için 53.900 doların dolar veya üstü olursa 3 yıl sonra 2022'de yürürlüğe girecek olan 191 sayılı vizeye herhangi bir işveren desteği olmadan girebiliyorsunuz. Fark o yüzden e, burada e, iş deneyimi konusunda ortaya çıkıyor. Diğer vizelere de elbette başvurma şansınız var. Bir de çokça ortada dönen dama var. Dama aslında bu 494'ün sayılı vizenin ya da 482'nin aslında işveren desteklinin kırsal kesimde devletin, her eyaletin ücra ya da gelişmesini istedikleri bölgeler için federal hükümetle yaptıkları özel anlaşmalar sonucu kabul edilmiş olan bir vize türü bu. Bunun en önemli özelliği posta koduyla belirlenmiş yerlerde olması gerekiyor, işverenin işveren desteği olması gerekiyor. Dama türündeki bu dama içindeki mesleklerin listesi diğer listelerden daha fazla ve sadece vasıflı değil, yarı vasıflı meslekler de mevcut. Mesela bar attendant, mesela waitress, mesela restaurant manager gibi. Genel federal hükümetin listesinde yer almayan yarı vasıflı meslekler de mevcut. Ücret işveren açısından normalde aslında işveren destekli vizelerde işverenlerin çalışana market değeri üzerinden maaş vermeleri gerekirken Dama bölgelerinde daha az maaş verebiliyorlar. Yani hem işverenler açısından orada kolaylık. Hem başvuranlar açısından kolaylık sağlayan bir vize türü. Fakat o eyalette, o eyaletin e, dama anlaşması yaptığı e, bölgeler için e, bunu yapabilirsiniz. Gerçi bazı eyaletlerin tümü e, için dama geçerli. Mesela Northern Territory. Tüm eyalette yani eğer siz orada bir işveren e, bulursanız sizi destekleyebilecek sponsor olabilecek. Kuzey bölgesinin, Northern Territory'nin herhangi bir yerinden başvurabilirsiniz. Victoria Eyaleti'nde Great South Coast Region, Güney Avustralya'da yine tüm eyalet, New South Wales'da Orana, Queensland'de Far North Queensland Kent, Batı Avustralya'da Calgary Boulder, madencilik bölgesi. Dolayısıyla en önemli özelliği dediğim gibi basıplı ve yarı basıplı işler için buralardan işveren desteği alabilirsiniz. Minimum maaş daha düşük bu bölgelerde. Dolayısıyla bu işverenin de işine geliyor. Daha çok sayıda meslek var. Vasıflı ve yarım vasıflı meslekler mevcut. Dolayısıyla bunun da süresi yine 5 yıl. Bu vize türünden de daha sonra 191 sayılı vizeye geçmeniz mümkün. Evet yeni mezun olarak tüm bu genel çerçevesini verdikten sonra Avustralya'da mezun olduğunuz iki yıllık eğitimin hmm. ardından. Şimdi karşınızda e, puanlama sistemiyle ilgili veya işveren destekli vizelerle ilgili iki temel alanda bazı sorunlar çıkıyor. Puanlama sistemiyle ilgili olarak yeterli puanınız olmayabilir, mezun olur olmaz diyebiliriz. Avustralya'da. Neden? İş deneyiminiz olmayabilir. İş deneyimi olmaması demek Avustralya'da 5 puan kaybediyorsunuz demektir. Avustralya'da professional year dediğimiz stajla karışık biraz size bu işin kendi alanlarınızda mesleğin mutfağını gösteren bir eğitim programı olan professional year size artı 5 puan kazandırabiliyor. Bunların olmadığını düşünün. Yani sadece mezun olduğunuz yaşınızdan, İngilizcenizden ve mesleğinizden bitirdiğiniz alandan dolayı puan alıyorsanız eğer bu sizin davet almanız için yeterli olmayacak ve tabii İngilizce düzeyiniz. Minimum 6 puanla evet sisteme girebiliyorsunuz ama 6 puan size 6 e, IELTS'ten 6 ya da ona denk olan diğer İngilizce sınavlarından ek puan getirmiyor. Dolayısıyla İngilizce seviyenizi yükseltmeniz lazım. Türkçe Avustralya'da toplum dillerinden biri olduğu için NATI e, veriyor Avustralya'da sınavı. İngilizceden Türkçeye sınavı geçerseniz artı 5 puan alabileceksiniz. Ee, ve o alanda iş tecrübeniz olmadığı için e, puan kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bunları toparlamak için elinize bir şeye, size bir dizeye gerek var, e, bütün bunları yapabilmeniz için. İkincisi diyelim ki işveren buldunuz, orada da sıkıntımız ne oluyor? İki yıllık iş deneyiminiz olmayabilir. Birinci yıl belki çalışamadınız ancak ikinci yılda mesleğinizle ilgili alanda iş deneyimi elde etmiş olabilirsiniz. E, bir yıllık iş deneyimi de sizin 482 sayılı vize için desteklenmenizi sağlayacak gibi değil. Ayrıca eğer 189 ya da 190'a başvuracaksanız o size iş deneyimi getirmiyor. Çünkü o permanent vizelerde iş deneyiminin mezuniyetten sonra olması gerekiyor. Ve tabii işveren bulmanız için de sizin zamanı ihtiyacınız var. Yani size bir vize gerekiyor bütün bunları sağlayabilmeniz için. İşte bu noktada karşımıza iki önemli vize çıkıyor. Biri 485 sayılı mezuniyet sonrası vizesi, Temporary Graduate Visa. Aslında bu vizelerin adlarını farkındaysanız Türkçe'ye çevirmedim. Bir karışıklığa yol açmamak için bir de kendiniz araştırma yaparken İngilizce adlarıyla aradığınızda daha kolaylık olacak size diye düşündüğüm için e, Türkçeleştirmiyorum. Diğeri de 407 sayılı training vize. Bu da küçük, güzel e, kullanabileceğiniz bir vize türü. 485 sayılı e, bu yeni mezun vizesinde iki akım var. Biri graduate work stream, diğeri post study work stream. Bunlarla ilgili şimdi detaylı bilgi vereceğim. Yalnız şunu belirtmek isterim. Biliyorsunuz Türkiye'den 476 sayılı yeni mezun mühendis vizesiyle Avustralya'ya gelenler var aranızda. Onlar bu 485'ten faydalanamıyorlar. Çünkü bir kez ya 476'dan faydalanacaksınız ya 485'ten faydalanacaksınız. Ya da iki kez mesela diyelim ki hem bachelor degree'yi bitirdiniz 485'ten faydalandınız yani lisansı tamamladınız sonra lisans üstünü tamamladınız bir kere daha ondan faydalanamıyorsunuz. Yani bir kez bir kereye mahsus olmak üzere faydalanabildiğiniz bir vize türü bu. 485 sayılı Graduate Work Stream dediğinizin en önemli özelliği o mesleğinizin aranılan meslekler listesinde olması gerekiyor. 18 aya kadar veriliyor. 50 yaşın altında olmanız lazım başvurduğunuzda mezuniyetten sonraki 6 ay içinde başvurabiliyorsunuz. Şimdi mezuniyetten sonra 6 ay içinde derken diplomanızı aldığınız tarih değil bu. Sınav, final sınav sonuçlarınızın size ulaştığı tarihten itibaren 6 ay içinde başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Mesleğinizin uzun dönemli aranan meslekler listesinde olması lazım. Ee, Avustralya'da mezun olduğunuz eğitimle bu mesleği elde etmiş olabilirsiniz. Mesela buraya gelmiş sinizdir. Sertifika 4 e, In Commercial Cookery artı Diploma in Hospitality Management hmm. paket programını tamamlamışsınızdır. Bu vizeden yararlanabilirsiniz. Veya Avustralya dışından elde etmiş olduğunuz meslek onayı alabildiğiniz alanla ilgili bir alanda Avustralya'da eğitim tamamlamış olabilirsiniz. Mesela inşaat mühendisisiniz. Diploma in Project Management and Program Management size uygun olabilir. Bunun ardından başvurabilirsiniz. Veya biraz önce şefleri örnek vermiştik. Gene şef örneği verelim. Türkiye'den şef olarak buraya gelmiş olabilirsiniz. Burada da iki yıllık diploma in hospitality management tamamlamış olabilirsiniz. Bu durumda da yine 18 aylık 485 sayılı graduate work stream vizeden yararlanmanız mümkün. 485 sayılı... Ee, bu bize de iki yıllık eğitim almanız gerekiyor. Ben bir geriye gidiyorum. İki yıllık eğitim olacak bu ama eğitimin süresi 92 haftadan az olamaz ve 16 ay minimum fiziksel olarak Avustralya'da olmanız lazım. Fakat şimdi bu Covid nedeniyle mesela bu tam bu eğitime başlamış olabilirsiniz, Türkiye'ye gitmiş olabilirsiniz, Covid nedeniyle dönemediniz. Oradan online eğitime devam edebilirsiniz ve orada Türkiye'de geçirdiğiniz süreçte Avustralya'da eğitim görmüş gibi kabul edilecek bu özel durumla ilgili olarak. IELTS'ten 6 olmanız, almış olmanız lazım veya PT, akademik ya da diğer sanatlar sınavlarında, İngilizce sınavlarında yine ona eşdeğer olarak. E, degree e, diploma veya sertifika programları olabilir. 485 sayılı Graduate Work Visa'da. Yani illa üniversiteyi bitirmeniz gerekmez. Diploma programı tamamlamış olabilirsiniz. Sertifika 4 artı diploma olabilir. Ee, ama mesleğinizle ilgili alanda olması lazım bu eğitimin. Ve tabii meslek onayına başvuruyu yapmış olabilirsiniz. Sonucu gelmemiş olabilir. 485 sayılı vize için meslek onayı tam meslek onayından farklı. Biraz daha kolay. Daha e, hızlı elde edilebiliyor ve sadece meslek onayına başvurmuş olmanız bize başvurusu için yeterli. Bunu da şunun için söylüyorum bazen o 6 aylık süre çabucak doluyor ve elinizde çok az süre kalmış oluyor. O e, vize koşullarını çiğnemeden başvurmanız lazım 485'e de. O yüzden de e, meslek onayı için başvuru yapıp e, başvuru yaptığınıza dair belgeyi de sisteme eklediğiniz takdirde sorun yok. Daha sonra e, meslek onayı geldikten sonra onu sisteme ekleyebilirsiniz. Burada yalnız dikkat edilecek olan nokta şu. E, bazen şu sorularla da karşılaşıyorum. E, makine mühendisiyim. Acaba diploma in ma e, program management, and pro project management bitirirsem Avustralya'da e, 485 sayılı vizeye geçebilir miyim? Şimdi o konuda çok tedbirli olmak lazım. E, son zamanlarda özellikle çok fazla vizeleri var bu konuda. Yani bir tek inşaat mühendisiyle arasındaki bağı daha çok e, olumlu değerlendiriyorlar. Biraz da aslında tabii sizin iş geçmişinize de bağlı. Daha önce proje yönetimi ile ilgili alanlarda mı çalıştınız? E, ama bunun garantisi olmayabilir. Risk taşıyan bir başvuru olarak değerlendirmek lazım bunu. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu bu. Eğer mesleğinizi Türkiye'den aldıysanız burada ilgili alanda iki yıllık eğitim gördüyseniz bunun size 485'in kapısını açıp açmayacağını çok dikkatli olmak lazım buna yaklaşırken. Bir de tabii bazı alanlarda kredi almış olabilirsiniz Türkiye'de yaptığınız eğitime. O yüzden özellikle 92 hafta olmalı diyorum eğitiminizin. Yani eğer kredi aldıysanız ve kredi aldıktan sonra eğitiminiz atıyorum mesela 80 hafta toplam düştüyse 485 sayılı vizeye geçmeniz mümkün değil. Dolayısıyla dikkat etmeniz gereken çok şey var. 485 sayılı post study work stream dediğimiz ise biraz öncekinden farklı olarak mesleğiniz herhangi bir alanda olabilir. Minimum 2 yıllık lisans veya lisans üstü eğitimi tamamlamış olmalısınız. Minimum 92 hafta yine veya 16 ay Avustralya'da eğitim görmeniz lazım. Yine COVID nedeniyle e, yurt dışında olabilirsiniz, dönememiş olabilirsiniz. Bu durumda yurt dışında olan süre Avustralya'da eğitim görmüşsünüz gibi kabul edilecek eğer online eğitime devam ediyorsanız ve gittiğiniz kurum size online eğitim verebiliyorsa, e, degree veya diploma e, programları e, Workstream'de hemen değiştiriyorum. Küçük bir yanlışlık var. Hemen ona dikkat etmek dikkat etmenizi rica ediyorum. E, atlamışım burada. Sadece lisans veya lisans üstü programları bitirdiyseniz bu mümkün. Diploma ve sertifika programları 485 sayılı post Study Work Stream için geçerli değil. Mezuniyetten sonra 6 ay içinde başvurabiliyorsunuz. Yine başvuru tarihi daha önce de belirttiğim gibi e, Final sonuçlarınızın elinize geçtiği, duvara asılmış olabilir, web sayfasından yayınlanmış olabilir. O tarihten itibaren 6 ay içinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Tek başına graduate diploma, ser diploma, advanced diploma bunlar yeterli değil ama program şöyle olabilir mesela. Diploma artı bachelor degree. Evet bu paket uygun. Veya graduate diploma artı master degree olabilir bu ikisinin de kombinasyonu. Ama tek başına graduate diploma yeterli değil. 485 sayılı post study work stream'de. Bunun süresi de vize süreleri neyi bitirdiğinize göre değişiyor. Bachelor degree'de 2 yıl, master eğer kurs ise 2 yıl, research ise 3 yıl, PhD yaptıysanız eğer 4 yıl veya üzeri size çalışma vizesi verebilir. 485 sayılı bize. Peki size ne kazandırıyor 485 sayılı bize? Hani biraz önce demiştik ya mezun olduğunuz karşınızda iki tane önemli sorun var. Gerekli puanları sağlamanız için atmanız gereken adımlar var. İşveren desteği için hem iş deneyimini sağlamanız gerekiyor hem size sponsor olacak iş yeri bulmanız gerekiyor. Bu durumda işte size bu altın anahtarı veren 485 full time iş deneyimi olabilir. Bir yıl çalıştıysanız artı beş puan. Veya eğer professional year yaptıysanız artı beş puan daha alırsınız. İngilizce düzeyinizi artırabilirsiniz. Yirmi puana çıkarabilirsiniz. Sekiz veya üstü alırsanız. işveren bulma olanağı elde edebilirsiniz. Eğer ama bu süreyi iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani 485 boyunca eğer basıtsız işlerde çalışmaya devam ettiyseniz, tüm bunları yapmak için adımlar atmadıysanız, 485 size sadece 2 yıl Avustralya'da çalışma hakkı vermiş demektir. Bu süreç çok önemlidir ve çok dikkatli tüketmeniz gereken bir süreçtir. Baktığınız iş bulamıyorsunuz. 2 ay bir kendinize izin verin. Rezüminizi e, yenileyin. E, iş nasıl aranır? Bunun tekniklerini öğrenin. Baktınız ki kendi başınıza bunu yapamıyorsanız mutlaka profesyonel yaradı yönelim. Veya bir de internship programları var. Bunlar Avustralya'da sizin iş bulmanızı kolaylaştıran programlardır. ücretli Ücret ödemeniz gerekiyor. işte 6 aylığı için 2500 dolar ödüyorsunuz ve benzeri gibi. Fakat burada gittiğiniz yerler size e, bu ülkede yerel iş deneyimini e, sağladığınıza dair referans mektupları veriyor. Dolayısıyla 485 sayılı bize boş zaman geçireceğiniz, e, gezin tabii ama gezmekten çok. Hedefiniz neyse o konuda e, kendinizi geliştirebileceğiniz bir süreç sonuca, e, sunacak. E, sonucunu lütfen beklemeyin. E, son dakikada e, ne yapayım diye düşünmeyin. Diyelim ki 485 sayılı vizeye geçemiyorsunuz. Mesela e, örnek vereyim. E, Child Care Center Sertifika e, 3 Children Services artı Diploma in Children Services veya adı bunun Early Childhood Teaching de olarak da geçebilir. Bunu tamamladığınız zaman bu meslek e, uzun dönemli aranılan mesleklerin kapısını hafif aralıyor ama tam değil. Çünkü Child Care Center Manager olabilmek için e, mutlaka bir lisansı bitirmiş olmanız lazım. Diploma yeterli değil. Şimdi uzaktan diploma'ya doğru geçmeyi planlıyor olabilirsiniz, e, lisans eğitimi almak istiyor olabilirsiniz ama e, biraz da ben e, bunun mutfağını göreyim, bir çalışayım, çalışmamın ardından tekrar eğitime döneyim diye düşünürseniz eğer bu durumda 407 sayılı ee, iş yerinde eğitim ya da staj vizesi diyeceğim vize türü training vize gündeme geliyor. İki yıla kadar e, verilebiliyor bu vize. İş yerinde eğitim e, ama burada hani sınıfta oturur gibi değil. Tabii ki gitmek isterseniz işverenle anlaşarak bunun belli bir kısmını e, eğitim sıralarında yüz yüze eğitimde de geçirebilirsiniz ama bu vizenin amacı aslında bir çıkarılan iş yerinde bir eğitim programıyla gittiğiniz işveren orada size supervisorlık yapabilecek, yöneticilik yapabilecek birinin denetiminde o iş yerinde bulunuyorsunuz, çalışıyorsunuz ve bunun karşılığında tabii ki ücretinizi alıyorsunuz. Tam zamanlı çalışabilirsiniz. Bu çalışmanızda 18 yaşın üzerinde olmanız lazım. Üst sınırı yok. Fakat üst sınır nerede lazım? Bu vizeye başladıktan sonra sizi permanent'a kadar götürecek olan sürede yaşınızın kaç olacağına da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani 407'ye 45 yaşında başlarsanız bu sizi biraz zor götürür kalıcı vizeye. Sponsorluğu kabul edilen bir işverenin size sizi aday göstermesi gerekiyor. Şimdi 407'de iki yıl çalıştıktan sonra ...482 sayılı işveren desteğindeki vizeye geçiş yapmanız mümkün. Bunun ardından da aynı iş yeri için 3 yıl çalıştıktan sonra... ...186 sayılı kalıcı vizeye geçmeniz mümkün. Ee, peki soru şu olabilir. 407'den sonra 186 sayılı işveren desteğindeki kalıcı vizeye geçemez miyim? Orada bir sorunumuz var. Çünkü 407 sayılı vize... Sizin o mesleği yapabilmek için, oraya gelebilmeniz için, eksik gördüğünüz yerleri tamamlayacağınız bir aşama olduğu için, staj vizesi, stajla ilgili, eğitimle ilgili olduğu için ve 186 vizenin de koşulu neydi? 3 yıllık iş deneyiminizin mezuniyetinizden sonra ve o mesleğin gerektirdiği düzeyde olması gerekiyordu. Şimdi o mesleğin gerektirdiği düzeyde değil 407'de alacağınız pozisyon. Dolayısıyla maalesef 186 için doğrudan mümkün değil. Ama 482 önce ardından da 186 sayılı vizeye geçmeniz mümkün. Bu arada bir başka vizeden de kısaca söz etmek isterim. Avustralya çeşitli vizelerle gelmiş olabilirsiniz veya öğrenci vizeniz bitmek üzeredir bitmesine 28 gün veya daha az kalmış olabilir. Artık eğitime devam etmek istemiyor olabilirsiniz. Kritik alanda mesleğiniz olabilir veya olmayadabilir. Bu durumda 408 sayılı geçici vizeye (temporary activity vize) ya başvurmanız mümkün. Buna Covid-19 -19 vize de deniyor. Bundan peki kalıcı vizelere geçiş mümkün mü? tam zamanlı çalışma fırsatı verdiği için size bu alanda yaptığınız çalışma 407'den farklı olarak size tam zamanlı çalışma olarak geri dönüyor. Fakat bu vize de şöyle bir konu var. 3 aylık ya da 6 aylık gibi bir süre verebiliyorlar. Hemen ardından buna uzatmanız gerekecek. Fakat başvuru ücreti yok. Dolayısıyla 408 de hali hazırda COVID nedeniyle Avustralya'da bulunup vizeleri bitmek üzere olanlar için bir seçenek olarak ve tabii vasıflı göçmenlik ya da çalışma vizelerine geçiş için bir aracı olarak tabii ki kullanılabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta 408 geçici vize olduğu için o geçiciliğin içinde olması ona uygun olarak hareket edilmesi gerekiyor. Eğer sizi destekleyen kritik alanlarda çalışan çalışıyorsanız eğer bu vize özellikle sizler için uygun bir vize olabilir. Eğer kritik alanda çalışmıyorsanız, COVID nedeniyle gidemiyorsanız başka bir yere, mesela Türkiye'ye dönemiyorsanız, eğitiminiz de bittiyse, 485-407 olanakları yoksa elinizde, o durumda 408'e yine başvurabilirsiniz. Fakat bu durumda çalışma hakkı verilmiyor ya da daha fazla kalamaz koşulu eklenebiliyor. Ee, tabii sonrasında e, henüz çok yeni bize olduğu için e, kesin bir şey söylemek mümkün değil ama maddi güçlükler içerisindeyseniz bize koşulunun değişmesi için elbette başvurabilirsiniz. Tüm bu konuşmaların dışında gelelim önerilere. Bunca yıldır e, birçoğunuzla belki karşılaştım ya da sizin yaştaşlarınızla çok kez oturup görüştüm. E, nereden başlamalı, ne zaman başlamalı, nasıl başlamalı? Her şey aslında eğitim alanının seçilmesiyle başlıyor. Artık son dakika kararlar yok. Son dakika kararlarla belki yani çok adınız belki şanslıdır, yararlanabilir. Fakat stratejinizi en başından başlamanız gerekiyor. Bu açıdan da hedefinizi çok iyi belirlemeniz lazım. Ve hedefiniz doğrultusunda daha en başından yol haritanızı İyi belirlemeniz lazım. Tabii ki eğitim hedefini belirlerken de üç önemli konu çıkıyor karşımıza. Maliyeti, bu eğitimin ve yaşama giderleriniz, kariyer hedefiniz, e, halen e, çalıştıysanız, hangi alanda çalıştınız, şimdiye kadar olan eğitiminiz, hangi alandaydı, sonra hangi alana kaydınız ve Avustralya'da çalışma ve göçmenlik planınız. Bu üçünün bir arada değerlendirilmesi gerekiyor söz gelimi, maliyet dedik. Ee, bazen karşıma üç kez, dört kez diyelim ki hadi dördüncüyü artık yapamıyor öğrenciler de diploma programları yapmış olanlarla karşılaşıyorum bazen. Neden? Çünkü diploma programları özellikle işletmeyle ilgili olanların yıllık ücretleri 4-5 bin dolar civarında. Bu kulağa çok hoş geliyor. O yüzden de bazen hızla öğrencilerimizin hedefleri farklıyken Avustralya'da göçmenliği ya da kariyerleriyle ilgili bir şeyler yapmayı planlarken sırf onları ucuz diye seçimlerini o alanlara yönelttiğini görüyorum. Bunun zararı ne? Yani siz burada bir diplomadan ötekine doğru gezerken Türkiye'deki yaştaşlarınız da onlar da boş durmuyorlar. Çalışma hayatına başlayanlar var. Ve sonuçta siz diyelim ki 3 diploma programı bitirdiniz 6 yıl. 6 yılda geride bıraktıklarınız belki de yöneticilik yolunda ilerlemeye başladılar. Dolayısıyla geriye dönmek bile sizlere zul haline gelebiliyor. E burada elde avuçta bir meslek yok ki bir yere başvurabilelim. Dolayısıyla iki arada bir derede kalmışlıklarınız oluyor. Peki maliyette dikkat ederken neye dikkat etmiyoruz? Yaşama giderlerimize. Avustralya hükümetine göre bir öğrencinin yaşama gideri yıllık 20 bin dolar. Hadi siz çok tasarruf ettiniz. 15 bin dolara düşürdünüz. 6 ile ben matematiğim çok iyi değil ama 6 ile 15 bini çarpın. Maliyeti yaşama giderinizin. Bunun tabii ki ilk bakışta neyi görüyoruz? 4 bin dolar olsa işte 6 kere 6 yıl devam etmiş olsanız 24 bin dolar yaşam, e, okula vermişsiniz. Çok büyük bir miktar değil gibi görünüyor. Ama en önemlisi yaşama gideri. Tabii daha da önemlisi gençliğiniz. Çünkü en pahalı şey olan gençliğiniz. Bu yaşlarda kariyerinize doğru hızlı adım atmanız gereken süreçtersiniz. Ha, bu noktada kariyer hedefiniz geliyor gündeme. Sırf göçmenlik için bir alan seçebilirsiniz. Mesela diyelim ki e, şefliği seçtiniz. E, Birçokları da aslında tabii ki ben bile çok ilgiliyim artık yemek yapmakla ki eskiden o kadar değildi. Güzel, görüntülü yemekler, çeşitli yemekleri denemeyi herkes seviyor, hepimiz seviyoruz. Ve gençlerde bu alanlara profesyonel olarak yönelmeye başladılar, ne güzel. Fakat bir restoran ortamında o sıcağın, o hareketliliğin yoğunluğun içinde, eğer ilgi alanınız değilse en az 5 yıl geçireceksiniz demektir, kalıcı vizeye geçene kadar ben bunu şimdi yapayım sonra bunu değiştirip mesela makine mühendisine geçeyim derseniz mezuniyetinizden sonra kaybettiğiniz 5 yıldan sonra hiç iş deneyimi olmadan o alana başlamak size zul gelecek. Dolayısıyla biraz oradan biraz buradan tabii ki daha akıllıca hareket etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla maliyetin kariyer hedefinizin ve Avustralya'da çalışma ve göçmenlik planlarınızın iç içe geçtiği bir süreç bu. Çok iyi düşünmeniz gereken, iyi araştırmanız gereken. Sorular tabii burada da geliyor. O zaman eğitim nerede yapmalısınız? Nerede yapsanız daha çok puan alırsınız? Veya geldiniz bir eyalete, New South Wales eyaletindesiniz diyelim ki. Bu eyaletten sonra 485'te hep burada mı kalmalısınız? Yoksa 485'e geçtikten sonra başka eyaletlere mi hareket etmelisiniz? Orada mı, oralarda mı şansınızı denemelisiniz? Olabilir. Mesela Queensland, biraz önce söyledim. Queensland'de 6 aylık iş deneyimi istiyor. Queensland eyalet desteğini alabilmeniz için. Victoria keza öyle. Dolayısıyla hangi eyaletin ne istediğine dikkat etmek. Tüm bu e, girdilerin değişkenleri dikkate alarak hareket etmekte fayda var. Dolayısıyla siz gençlere benim söyleyeceğim en önemli şey gençlik en pahalı olandır. Lütfen onu çok dikkatli kullanın. Biliyorum haftada belki hepinize işte basitsiz işlerde de olsa çalışarak 700 dolar veya üstü haftada kazananlarınız olabilir. Tek başınasınız ve bu sizin çok her türlü giderinizi karşılıyor olabilir bu rakam. Türkiye'den bakıldığında da hatta şimdi doların değeri de çok yüksek. Çok iyi kazanmış olabilirsiniz. Fakat unutmayın bu süreç aynı zamanda sizin geleceğinize yatırım yaptığınız süreç. O rakamlar ileride hayat kurduğunuzda yeterli olmayacak, geçinmeye yetmeyecek rakamlar. Bu yüzden bu konuda da dikkatli olmanızı öneriyorum. IEA ve Avustralya Göç Eğitim Ajansı olarak eğitim alanlarının ve eğitim kurumunun seçimlerinde size destek olurken daha en başta asıl hedeflerinizin sorgulanması, buna bağlı olarak olası eğitim ve göçmenlik stratejisinin belirlenmesi, maliyetler ve kaynaklarınızın belirlenmesi, eğitim masrafları, yaşam masrafları, sorumlu olduğunuz aileniz, eğitim ve iş geçmişinizin ışığında kariyer hedefinizle, hedefiniz doğrultusunda strateji ve yol haritasının ya da haritalarının belirlenmesinde, eğitim alanının kesinleştirilmesi, göçmenlik stratejisinin oluşturulmasında yardımcı oluyoruz. Peki başvuruyu yaparken göçmenlik danışmanı gerekiyor mu? Gerekmiyor. İsterseniz www.homeaffairs.com.au adresinden, au adresinden gerekli bilgileri alabilir. Aynı adresten de başvurunuzu her alanda yapabilirsiniz. Öte yandan göçmenlik yasaları diğer yasalara göre çok daha değişken ve karmaşık. Göçmenlik yasaları Migration Act, Migration Regulations yani yönetmelikler, Ministerial Instructions yani kanun hükmünde kararname diyebileceğimiz, itiraz mahkemeleri ve diğer mahkemelerin aldıkları kararlar ve Policy Advisory Manual yani PEM'ler yönetilmekte. Göçmenlik danışmanlığı yasayla kurulmuş devletin yetkilendirdiği Migration Agents Registration Authority, Mara tarafından denetlenmektedir ve göçmenlik danışmanları tüm bu saydığım yukarıdaki e, konulara vakıf ve bu konularda sürekli olarak kendilerini geliştirmesi gereken kişilerdir. Ve göçmenlik yasalarında tüm yasalarda olduğu gibi her şey detaylarda gizlidir. Dolayısıyla bir göçmenlik danışmanlığıyla çalışmak sizin lehinizedir. Lisansı olmadan göçmenlik danışmanlığı vermek Avustralya'da suçtur. 10 yıla kadar cezası vardır. Tek tek içine girmiyorum. Eğer lisansı olmadan size fikir verenler varsa, bu konuda yardımcı olacaklarını söyleyenler varsa, suç işliyorlar. Onu hemen belirtmek isterim. Bir de duyurum var. Feriha Güney ile Avustralya'da Eğitim ve Göç Bülteni, bu Cuma'dan itibaren Cuma günleri YouTube kanalından yayına giriyor. Avustralya'daki göçmenlik ve eğitim konusundaki tüm gelişmeleri ve değişiklikleri haber bültenimizde dinleyebilirsiniz. Webinar kaydımız yapılıyor. Eğer bu kaydı almak isterseniz biraz sonra vereceğim detaylardan, iletişim detaylarından bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı da keza iletebilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz iletişim detaylarımızı. Sydney adresine yazabilirsiniz veya web sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz. Evet, teşekkürler diyorum ve ben sözü Serdar'a bırakmak istiyorum. Ee, Serdar, e, e, sen de söz. Çok teşekkürler Ferah hanım ee, şimdi Çok teşekkürler, harika bir sunumdu. Ee, şimdi sunum sırasında sizlerden gelen e, ve halen gelmeye devam eden e, sorularınıza geçiyoruz. E, ilk sorumuz e, Süleyman Bulut'tan e, gelmiş. 45 yaşından gün almamış olmak mı, 45 yaşını doldurmamış olmak mı gerekli 189 veya 190 nolu viza için diyor. Söyelsin, 46'ya dönmemiş olmanız lazım. Tamam, bu gayet kolaydı. İkinci sorumuza geçebiliriz o zaman. Metehan Akkoyun diyor ki, işveren sponsorluğu için mesleğimiz halen listede olsa da Covid sürecinin negatif etkisi olur mu demiş. Covid süre, yani meslek listesinin değişiminde mi? Henüz meslek listelerinde bir değişiklik yok. Mart'tan önce de e, değişiklik olmayacak gibi görülüyor. Kesin bir şey söylemek mümkün değil elbette de. E, çünkü önceden sadece Temmuz'da çıkıyordu. Şimdi Ekim'de de e, listeler yenilenmeye başladı. E, sadece Covid nedeniyle yeni bir liste yayınladılar. Öncelikli meslekler listesi. E, o listelerdekilere e, daha hızlı değerlendirecekler ama şu an çok büyük bir değişiklik yok. E, diğer bir sorumuz Miraç Erbakan'dan gelmiş. E, hemşirelik bachelor öğrencisi olarak Avustralya'da okumak, ardından nitelik göçmen nitelikli göçmenliğe başvurmak istiyorum. Konsolosluk Bachelor of Nursing için bana vize verir mi diyor. Şimdi e, kaç yaşında olduğuna bağlı bu kişinin eee daha önce e, bu alanda eğitim görmüş mü görmemiş mi? Mesela şöyle liseyi bitirdi, beş yıl hiçbir şey yapmadı ve birden bir Avustralya'da e, nursing alanında lisans eğitimi almak istiyor. Bunun vize onayı alması zor. Ama liseyi yeni bitirmiş, e, Avustralya'da eğitim görmek istiyor, maddi durumu da bunu karşılamaya müsait olabilir. Yani kişiye kişiye özel, kişinin özel durumuna bağlı olarak değişiyor. Ee nesli Hanım'dan e, gelmiş diğer bir sorumuz. 190 eyalet sponsorluğu için eyaletlerin listelerin ne zaman yayınlanacağı belli mi? Ekim ayı içerisinde yayınlanacağı söyleniyordu fakat takip ettiğimiz kadarıyla henüz bir gelişme olmadı. Doğru hatta bütçede e, dün akşam bütçe açıklandı. O bütçede de de 189 ya da 190'a dair ya da diğer kırsal kesimlere dair hiçbir bilgi yok. Fakat eyaletlere onların kontenjanları ile ilgili, kotaları ile ilgili bilgi verildiği düşünülüyor. E, o yüzden de önümüzdeki birkaç gün içinde herhalde bu daha büyük kesinlik kazanacak. Şu an gerçekten bir şey so söylemek zor. Evet. Bu arada e, e, sonradan katılan arkadaşlarımız oldu. Sanırım e, Brisbane'dan e, katılan arkadaşlar veya başka time zone'lardan katılan arkadaşlar oldu. Onlara hatırlatmak istiyorum tekrar. Webinar kaydımız zaten yapıl yapılıyor. Siz de söylediğiniz Feriha Hanım. Sonradan linke ulaşabilecekler. Diğer bir sorumuz 491 Family Sponsorship için vatandaş olan dayı teyze yeğen için sponsor olabiliyor mu? Sponsorluk yapacak akrabanın regional area'da yaşamasının yanında başka ne şartlar aranmaktadır? amca, dayı, teyze olabiliyor. Birinci derece çünkü o birinci derece kuzenler olabilir. 18 yaşının üzerinde olması gerekiyor ve o kişinin posta koduyla belirlenmiş kırsal kesimlerde yaşıyor olması lazım. Ama daha önce belirtmiştik mesela bazı eyaletlerin tamamı kırsal kesime giriyor. Ee, onun dışında yine meslek, aranılan meslekler listesinde olacak o alanla ilgili olarak. Ee, evet, Tüm bu koşulları sağlamış olmaları lazım. Teşekkürler. Ee, Nihan Hanımdan, dama için gerek ne? Dama için mesleki deneyim gerekiyor mu, dama? Şimdi mesleki deneyim, o kadar bu soruya şöyle zor soru yanıt vermek. Çünkü bazı meslekler, mesela yarı vasıflı meslekler var. İş deneyimi istese de çok büyük, uzun süreli iş deneyimi istemeyebiliyor. Dolayısıyla hangi eyaletin hangi bölgesi için başvurduğu ve oradaki işverenin posta koduyla belirlenmiş bölgelerde olup olmadığı önemli. Ve Tabii en az bir yıldır o orada faaliyet gösteriyor olması lazım. Diğer bir sorumuz Tolga Bey'den, Ayas puanımızı iki yıllık bölüme başlamadan almışsak bunu başvuruda kullanabilir miyiz? Üç yıl geçerli sonuç. Fatma Nur Koyun'dan pilotaj eğitimi neye giriyor acaba? Diploma sertifika gibi hangi alanlardan başvurabiliriz diye soruyor. Pilotaj eğitimi. Bunu çok hemen hızlıca cevap vermem çok zor. Pilotluk konusunda eğitimler mevcut. Daha sonra eğer bize yazarlarsa kendilerine ulaşabilirim. Tamam. Tabii ki. Süleyman Bulut'tan bir sorumuz daha var. Hali hazırda 408 Research activity ile gelmiş olanlar PR'a başvurabilir mi diye soruyor o da mesleğe bakmak lazım. Yani research activity ile geldiyse muhtemelen bu kişi ya yani sen bilimle ilgili bir alan olabilir veya üniversitelere gelmiş olabilir. Akademisyen olabilir diye tahmin yürütüyorum. Eğer öyleyse akademisyense mümkün olabilir. Bizim iletişime geçmesini tavsiye ediyorum. Tamam. Ee, Muhammed Miraç'tan bir sorumuz var. Çiftçi olarak nitelikli göçmenliğe e, başvurmanın avantajı var mı? Varsa nedir? İyi bir İngilizce ve meslekte uzun süreli tecrübeye sahip olmak bize bu alanda güzel bir avantaj sağlar mı? Son olarak da eyalet sponsorluğunda veya bağımsız olarak gelirse kalıcı oturma giden yol çiftçilik için nasıl? Çiftçilikle ilgili olarak bazı meslek yani meslek listelerine gerçekten bakmam gerekiyor. Ezbere bir şey söylemem çok zor. Bazı eyaletlerin listesinde olduğunu hatırlıyorum. Fakat bunun için hani Türkiye'den meslek onayı almak gerekiyor kesinlikle. Türkiye'de de çiftçilikle uğraşanlar için devletin verdiği sertifikalar mevcut o alanda yani kanıtlamaları gerekiyor. Yani ben çiftçiyim diye gelmek mümkün değil ama e, bu alanda eğer iş deneyimleri varsa e, yolu olabilir bazı eyaletler için. E, ezbere bir şey söyleyemiyorum şu an. E, bakmam gerekiyor. Tabii ee, sizinle iletişime geçerler isterler. Geçerlerse eğer onlara detaylı bilgi veririz. E, Burcu Karakaya'dan e, 494 vizesine sponsor olacak olan firmanın merkezinin regional'da olması mı gerekiyor? Yoksa şubesinin olması yeterli midir? Bunun haricinde firmanın başka kriterleri olması gerekir mi? 494 sayılı tabii ki bazı şirketlerin e, kırsal kesimde şubeleri olabilir. Ama onlar gidip de merkezde çalışmayacaklar. Yani Hı -hı. o kırsal kesimdeki şubede çalışmaları gerekiyor. E, tabii ki bu şirketin... E, Hakkında, aleyhinde olumsuz bilgilerin olmaması gerekiyor. Varsa bile ihmal edilebilecek düzeyde olması lazım. Hı. Yasal olarak kurulmuş olmalı. En az bir yıllık faaliyet gösteriyor olması lazım. E, ve tabii o kişinin maaşını market değeri üzerinden verebilecek konumda olması lazım. Hı. E, ve pozisyonunda o şirkete uygun olması gerekiyor. Teşekkürler. Sıtkı Uluşandan web dev web development okuyup kendimizi geliştirerek birer alma yolu açılır mı? Şimdiki okulum Certificate for demiş. Şimdi web development ilgili alan listede var mı hatırlayamıyorum açıkçası. Listeye bakmam gerekiyor. Tamam. Ama genellikle bu alanlarda en az lisans bitirmiş olmak lazım. Sertifika yeterli değil. Ee, Oğuzhan Sarıalp'ten e, SC186 için başvuranın yanında iş yerlerinin de sağlaması gereken kriterler, prosedürler var mıdır? Varsa nelerdir? Var tabii 186 için ee, yine işverenin e, pozisyonun onay alması gerekiyor bir kere her şeyden önce. E, o pozisyonun yani mesela diyelim ki bir muhasebe firmasının bir kasap e, kasabı desteklemesi, sponsor olması mümkün değil. Yani e, veya bir muhasebeci için bile muhasebe firmasının cirosunun belli miktarda... Olan, ...yıllık sanıyorum 1 milyon dolar en az cirosu olması gerekiyor şirketin. Market değeri üzerinden bu kişiye maaş ödeniyor olması lazım. Buna ek olarak bu iş ilanının verilmesi lazım. İş ilanında bayağı detaylı mevzuatı var. Hem devletin sayfasında iş ilanı yayınlanacak... ...artı iki tane daha ulusal çapta iş ilanının verilmiş olması ve başvuranların değerlendirilerek bu kişinin en iyi aday olduğunun ortaya çıkması lazım. Yani Avustralya hükümeti diyor ki eğer sen yabancı işçi alacaksan önce bir araştırmanı yap. Eğer Avustralyalılar o alanda yoksa o zaman bu kişiyi alabilirsin. Maaşı verebilecek kapasitede olması lazım. Hı -hı. Can Kavak'tan. öncelikli meslekler listesindeki mesleklerden birinde çalışıyorum. Makemendiliyen software üzerine yani ne gibi ne gibi bir avantajı var diye sormuş. Eğer işveren Hı -hı. desteği olursa avantajı şu, işveren desteği olursa öncelikle değerlendirilecek meslekler listesinde olacak Hı -hı. veya yine mesela nimsatlar seyahati, mühendislik, e, sağlık ve ICT alanına öncelik vereceğini açıkladı 190 sayılı ve 491 sayılı vizelerde avantajları hem puanlama sistemine göre hem de işveren sistem, işveren destekli vizelerde yolu daha hızlı olacak yani. Daha açık olacak. Daha hızlı. Daha kolay değil de daha hızlı. Daha, e, daha hızlı. Öncelikle daha. değerlendirilecek. Hatta şöyle söyleyeyim size. Mesela dün akşam e, bütçe açıklandığında göçmenlikle ilgili olan bölümde şunu paylaşabilirim kısaca. Toplam alınacak göçmen sayısı 160 binde kaldı. 160 bin göçmen alacaklar ama bu sefere mahsus olmak üzere 160 binin 77.300'ü bin aile birleşimine ayrıldı. Hmm. İlk defa bu kadar yüksek bir rakam ve bunun içinde 72.300'ü eş vizelerine, 5 bini de diğer aile birleşimine, çocuk olabilir, işte anne baba vizeleri olabilir. Geriye kalıyor 82.700 vize ve bütçede dediler ki özellikle ağırlıkla öncelik vereceğimiz alanlar işveren destekli vizelerle Global Talent dediğimiz üstün yetenek vizesi çeşitli alanlarda özellikle IT alanlarında aslında ve e, iş e, ve e, yatırım vizelerine ağırlık vereceğiz. Hı hı. Şimdi zaten bunun 13.000 ya da 15 15.000'i e, yatırım vizelerine gidecek. 82 bin geriye kalan işte ne bileyim bir 60 bin kadar sayı var. Bu ağırlıkla işveren destekli vizelere doğru yönelecek. Dolayısıyla bu tür öncelikli alanlarda mesleği olmak işveren desteğini alabiliyorsanız yolunuzu çok hızlandıracak. Avantajlı mı? Avantajlı. Ee, Giza'dan merhaba kimya mühendisliği ya da kimya alanında PR'a devam etmek için yeterli olmayan iş tecrübesi puanlarını nasıl tamamlayabiliriz? Değil, master yaş puanları maksimum NAT ile birlikte 80-85 oluyor demiş. Teşekkürler. Nasıl artırabilir? Yani belki mezuniyet, burada ne eğitimi yaptığını bilmiyorum bu kişinin ama eğer 485 sayılı vizeye geçecek olursa, iki yıllık iş deneyimi orada bir yıl professional year olarak yansısa, alırsa eğer artı 5 puan kazandırır. Hı -hı. Eğer eyalet değiştirebilir, o eyaletlerde mesela Australian Capital Territory, Canberra'nın başkenti olduğu. Eğer orada iki yıl yaşayacak olursanız avantajları var. Eğer ilgili alanda çalışacak olursanız ek puanlar alabiliyorsunuz. Çünkü onların bir kendilerine özgü puanlama sistemi var, Matrix dedikleri. O Matrix'e başvurmadan eyalet desteğini alamıyorsunuz Canberra'da. Matrix'e başvurmadan önce de en az altı aylık o orada yaşamış olmak, çalışmış olmak gerekiyor. Yani eyaletlerin neler talep ettiğine bakmak gerekiyor bu kişi için. Ona göre belki adımını atabilir veya 407 sayılı vize ona bir çözüm önerebilir, çözüm olarak ortaya çıkabilir. Evet. Teşekkür ederiz. Kadriye Hanım'dan Greco Workstream vize için e, yıllık bir yıllık diploma artı bir yıllık advanced diploma yeterli olur mu? E, şu an inşaat mühendisliği project management diploması almış. E, yeterli olabilir inşaat mühendisleri için. Tabii ki hazırlayacakları CV de çok önemli. E, biraz daha hani inşaat mühendisliği için bu project management ve program management daha uygun gibi görünüyor. Daha fazla olumlu sonuçlar alınabiliyor. Diğer mühendislikler için onun biraz yolu kapalı açıkçası. Evet, diploma, etmez diploma uygun olabilir. Tabii eğer inşaat mühendisliğinden meslek onayı alabiliyorsa. Hı hı. Türkiye'den o aldığı derecenin meslek onayını alabiliyor olması lazım. Beyza Hanım'dan. Şu anda 485 vizesinde olanlar var. Covid-19 yüzünden iş bulamayıp vizenin gerekliliklerini yerine getiremediler. Bir süredir online petition evimiz toplanıyordu 485 vizesinin uzatılması için. Acaba bu petition ile ilgili bir bilginiz var mı? 485 post vize uzatılması söz konusu mu, mümkün mü? Şu aşamada gerçekten bir şey sor sormak, söylemek çok zor uzatılabilir mi sorusuna. Covid yüzünden çeşitli önlemler alıyorlar. Belki professional year deneyebilirler bu durumda olanlar. Eğer iş bulamıyorlarsa. Bu süreyi boş geçirmemekte fayda var. Hı hı. Ee, yani sonuç çıkabilir mi? Olabilir. Ama çok ortada. Bir de seneye biliyorsunuz seçimler var. Şimdi seçimler öncesi e, Avustralya'da iş gücünü tehdit edecek, buradakilerin işlerini aldığı izlenimini verebilecek adımları atmaz hükümet. Yani o yüzden biraz kaygı, biraz yorum yapıyorum burada ama kaygılarım o noktada başlayabilir. Farkındaysanız bütçede. 189 sayılı hani göçmenliğe ya da 190'a ya da kırsal kesim vizelerine hiç değinilmedi. Evet. Bence onun da bir göstergesi diye düşünüyorum. Çok olumsuz konuşmayayım ama. <laughs> Kübra Güllü'den PR alabilmek için okulumu South Australia'ya taşımaya ve Master of Business Information System okumaya karar verdim. Bu okuyacağım alanın ardından meslekler listesinde business analizisi olduğunu görüyorum. Bu arada burada bize regional'da okumanın bize sağlayacağı katkıların neler olabileceğinden kısaca bahsedebilir misiniz? Demiş. Tabii. Kırsal kesim sayılıyor Güney Avustralya'nın her yeri. Dolayısıyla artı 5 puan. Yani Avustralya'da iki yıl eğitim görürseniz 5 puan alıyorsunuz. Kırsal kesimde eğitim görürseniz artı 5 puan daha geliyor. Şimdi Güney Avustralya şu aşamada Bütçeyi bekliyordu onlar da bu konuda detaylı bilgiler daha önce vardı sayfalarında onu kapattılar yeniden açılacak şimdi fakat önceki bilgileri söyleyeyim daha önceden Güney Avustralya'da Bachelor Degree veya Master tamamlamış olanlar özellikle bilimle ilgili olan alanlarda ve aranılan meslekler listesinde eyalet onayı verebiliyordu dolayısıyla doğru bir karar iyi bir karar diyorum teşekkür ederiz. Yine Giza'dan 476 ile gelmiş, sonra 500 öğrenci vizesine geçmiş biri 407'ye geçebilir mi? Mezun mühendis, artık program management. Olabilir tabii, bunda hiçbir sakınca yok ama işveren desteği gerekiyor 407 için. Hı -hı. Fakat işveren desteği 482 gibi geçici vize, geçici çalışma vizesi gibi ağır şartlar getirmiyor işverene. Hem işveren kazançlı, hem çalışan kazançlı bu durumda. Koşullar çok ağır olmadığı için yani market değerinden maaş ödemesi gerekmiyor. Devlete devletin burs fonuna burs ödemesi gerekmiyor işverenin. Dolayısıyla avantajları var 407'nin. Daha kolay bulabilir sponsor. Deniz Han Deniz'den işletme bitirdim Türkiye'de. Şu an burada Canberra'da bir solar panel şirketinde çalışmaya başladım. Fakat bu konuyla ilgili bir eğitim ya da tecrübem olmamasına rağmen çalıştığım firmanın bana sponsor olma şansı Var mı diye sormuş. Şimdi şöyle şimdi biraz zor yani o meslek listesine bakmam gerekiyor. <laughs> Avustralya'da şu kısa bir bilgi vereyim. Bütün mesleklerle ilgili bir harita var. Her mesleğin bir kodu var. O koduyla girdiğiniz zaman o meslek için her bir meslek için hangi düzeyde eğitim görmüş olmanız gerekiyor. İş deneyimi gerekiyor mu? Kvalifikasyonunuzu elde edebilmeniz için hangi görevleri yerine getirmeniz lazım belirlenmiş durumda. Dolayısıyla başvuru kaynağımız nedir? Hem meslek listesi, meslek listesinin altında o mesleğe ilişkin bütün bu koşulları bu kişinin sağlıyor olup olmadığı. Muhtemelen bir işletme mezununun solar panel ile ilgili teknik bir alan olduğu için uyuşmayacağı düşüncesindeyim. Ama e, yine de hani o panelin içinde nerede yer alabilir özel olarak da bakmak lazım. Yeni eğitim alanını belirlemek için. De. Hı hı. E, Meltem Bağcı'dan e, 485 vizesindeyim. Olur da regional davet alırsam ancak 85-90 puan elde edebiliyorum ve estimationlara göre yine de davet alamam riskim var diyor. Nisaat Veliz'de çalışıyorum. Benim gibiler için en iyi yol sponsorluk mudur? Şimdi Wales e, eyaletinde bir güzel şey e, artık eyalet e, e, eskiden en yüksek puanlara davetiye gönderiyordu. Şimdi sadece diyor yani yurt dışından olanlar ayrı da Avustralya içine gelmiş olanlar South site eğitim görmüş olanlara davetiye gönderiyor artık. Evet. Bu yüzden şansları e, artıyor olabilir ama yine de özel olarak bakmak lazım e, mesela burada nüfusatlar eyaletinde hala rekabet çok olabilir. Hangi alanda eğitim gördüğü önemli, puanlarına tekrar detaylı bakmak lazım ve 485 süresini çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Son sorumuz, Avustralya'daki bir işletmenin sponsorluğu yalnızca yayınlanan meslekler için mi geçerli? Bir Türk lokantasında sanatçı olarak çalışırsam işletme benim için sponsorluk alabiliyor mu diye sormuş ee, Selim Aydın. Yani şimdi e, bu yani biraz zor e, özellikle sanatçılar için e, zor ama e, yani onlar açısından e, birkaç tane zorluk var. Şimdi iş deneyimini onlarla hesaplamak çok zor oluyor çünkü tam zamanlı çalışma diye bir şey olmuyor. Nasıl kaydedilecek? Bunlar nasıl açıklanacak? Bir de e, bir restoranın e, bir sanatçıyı desteklemesi çok mümkün gibi görünmüyor. Ama diyelim ki yani bir e, kar amacı gütmeyen e, bir kuruluş e, veya müzikle ilgili alanda bir kurum... E, Enstrüman çalan birini veya bir sanatçıya destek olması mümkün olabilir ama yine de hep meslek listesine bakın görmemiz, bakmamız gerekiyor. Yani o meslek listelerinin tümünü de akılda tutmak hakikaten çok zor. Ee, bir bakmak lazım. Yani o listelerin içinde mi e, acaba diye. Ama bir restoranın, yani dedim ya mesela bir muhasebe firmasının kasabı desteklemesi gibi bir şey olabilir bu ee, Mesleğin O kuruma uygun olması lazım. Anladım. Ee, evet, çok çok teşekkür ederiz Ferah Hanım. cevaplandırdığınız